Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, dolar son durumda. Bakalım nereye işaret ediyor. Hemen şöyle tablomuza dönüp bakalım. Şu anki durumda bugün en yüksek görülen 3.75.90, 3.74.90'ın altında şu an. Buranın önemli direnç olduğundan bahsediyorduk. Saatliklere baktığımızda 1-2 yani 3 saat burada kalamamış. Hatta bir ivme kaybı, zayıflama da var. Hemen 3.74-3.74.90 dediğimiz gibi bir direnç. Hemen 30 dakikalık grafiklere bakalım. Bir son bir 74'ü gördükten sonra bir hamle var gibi ama 74.90'ın ne kadar güçlü direnç olduğunu şu yanındaki yeşil hattan da görebiliriz. Burası geçilmediği sürece şimdilik zirve bulundu diyebiliriz. Hatta daha doğrusu tepkinin sonuna geldik diyebiliriz ama şöyle uyumsuzluğa baktığımızda bir fiyat yukarı giderken HDTR aşağıda, yani bir uyumsuzluk var. Bu hareket biraz daha aşağı yönlü bir isteği getirebilir. Hemen günlüklere dönelim. Günlüklerde HDTR nerede? Oraya bakalım, sonra da diğer detaylara geçeriz arkadaşlar. Evet, HDTR nerede? 1400'de 1000'e kadar, 1100'e kadar düşmüştü ki 1100 bizim için neydi? 1100-1200 önemli noktaydı. Şimdi yine hemen hemen 1400-1500 bölgesinde, 1400-1500 desek 250 pips, yani 3.75'in geçilmesi 250 pips daha yukarıda hareket gelir ki bunun anlamı 3.77'ye kadar bir ihtimal olabilir. Ve burası zaten günlüklerde baktığımızda şu mor hareketli ortalama 3.77, yani maksimum oraya kadar gelir. Sonrasında da büyük ihtimalle yarın önemli gün, yarından itibaren tekrar bir satış sürecine döneceğini söyleyebiliriz. Tabi bugün en azından şu anki seviyeye baktığımızda dediğimiz gibi 5 dakikalıklar şu an için biraz tutunmaya çalışıyor burada. Bu hattı geçmeye çalışıyor. Zorlu bir bölge olduğunu zaten sık sık söylüyoruz. Saatlerde dediğimiz gibi önümüzdeki saatlerde tekrar dolar TL'de aşağı yönlü bir hareket görebiliriz. Ama maksimum 3.75 üzerinde 1-2-3 şöyle saat 2-3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 -
aslında bizim hedefimiz 71, 70 bölgesi olmaya devam edecek. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese iyi günler.